Yeni yıla yeni umutlarla başladık. Ancak eski dertlerle uğraşmaya devam ediyoruz. Salgının yayılması ve can kaybının tırmanması üzerine İngiltere Şubat ortasına kadar ekonomisini kapatma kararı aldı. Avrupa borsaları kapandıktan sonra gelen kararın Avrupa vadelileri üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Asıl satış mutasyona uğramış virüsün görüldüğü Amerika hisselerinde görüldü. Georgia seçimlerine yönelik belirsizlikler ve Başkan Trump'ın seçimleri iptal etmek için baskı yaptığına yönelik kayıt iddiası satışların şiddetini artırdı. Salgın konusunda çıkan haberler nedeniyle gelişmekte olan ülke varlıklarında önemli bir satış baskısı görmüyoruz. Doların değer kaybetmeye devam etmesi, gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklemeye devam ediyor. Türkiye varlıklarında gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir görüyoruz. MSCI Türkiye %1.1 ile MSCI gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin hafif üzerinde bir getiri sağladı. Beklentinin üzerinde Aralık enflasyonu nedeniyle Merkez Bankası'nın faizleri artırmasını beklemiyoruz. Para politikası %17 kısa vadeli faizle enflasyon cephesindeki şoklara karşı yeterli koruma sağlıyor. Enflasyondaki yükseliş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin Haziran sonrası olacağı görüşümüzü destekliyor. Türk lirası için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Küresel risk iştahındaki bozulmaya paralel, Borsa İstanbul'un %1'e yakın kayıpla açılmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul için destek olarak 1470, direnç olarak 1500 seviyesi öne çıkıyor. Hisse senedi piyasaları için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Havacılık hisselerinde olası satışları alım yönünde kullanma eğilimindeyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.